Baban seni kurtarmak için geliyor delikanlı. Büyük buluşmanın vakti geldi. Temini hazırlayın. Çok sıkmayın, bu olmasın. O daha bize lazım. Değil mi Rıza? Nasılsın? Sağlığına duacıyım paşam. Asla Rıza. Her hikayenin bir sonu vardır, Albay Cevdet. Tane çöz şunları. Tane çöz şunları. Tane ne yaptığını sanıyorsun? Çöz şunları bak yoksa... Yoksa ne? Yoksa... Öldürür müsün? Miralay, Tevfik. Bıktım. Senin yalanlarından da, tehditlerinden de bıktım. Babam nerede? Beni vuracak mısın? Gerçekten beni vurabileceğini mi sanırsın? Sevdiğin adamı mı vuracaksın? Sanmam. Çünkü sen buna değmezsin. Evvela Azize'ye gideceğim. Selanik'te kocasını sırtından vuranın kim olduğunu söyleyeceğim. Esas vatan haininin kim olduğunu. Bakalım o vakit Azize'nin senden bir işi kalır mı? Neftali anlolsun! Neftali. Haklısın. Başkalarına yalan söyledim. Azize'ye bile yalan söyledim. Hayatta kalmak için yalan söylemeye mecburdum. Ama sana hiç yalan söylemedim. Hiç söylemedim. Hep seni sevdim. Bunu görmüyor musun? Hasedinden ikimizi de yakacaksın. Hadi Eftali. Hadi çöz beni. Bak küçük bir işim var. Onu halledeyim. Sana çok güzel havadislerim var. İnan bana. Hadi. Hadi güzel. Hadi. Ha? Hadi. Ha? O vakit zabitler gelene kadar burada böylece bekleriz. Öldürün seni! Öldürün seni! Eftalya! Çöz beni! Bak böyle bir şey yapmaya kalkarsan babanı bir daha göremezsin, anladın mı? Çöz şunları! Çöz! Çöz! Çöz beni! Çöz beni! Dinle! Gel! Dur! Dur! Çöz beni! Dur! Odaya kimse girmesin. Malum beyefendi biraz bitkin. Rahatsız edilmek istemez. Ne
düşüncelisiniz albay. Bu Eşref denen adamın çok tehlikeli olduğunu işittim. Bizden bir adım önde. Kumandanın hayatını tehlikeye atmadan bu işi nasıl halledeceğiz merak ediyorum doğrusu. Bir adım önde olmanın en kötü tarafı da bu ya. Arkanızı kollamayı ihmal edersiniz bazen. Yine bilmece gibi konuşuyorsunuz albay. Kızınızla şu yanındaki palikarinin yakalandıkları yeri bir araştırdım. Bizi arıyormuşsun, buldun. Bu gece iki çeşmelikteki eski hana gel. Yalnız gel. Allah kahretsin, tuzak bu. Hadi yürü. Kimse kıpırdamaz. Önce bir şey bulamadım. Ama biraz daha zorlayınca kuvvacılarla bağlantısı olduğunu anladığımız bir adama ait çıktı. Ne de olsa tuzak kurmak için kendi mekanlarını kullanacaklardı. Yani kızımın ve o oğlanın suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Kızınız affedildiğine göre bu artık gereksiz bir teferruat. Burada önemli olan izini sürdüğümüz, pesine düştüğümüz kişi. Rıza diye bir delikanlı. Esref bizi beklediğini düşünüyor. Ama aslında biz onu bekliyoruz. Bugün Esref verecek albay. Ve ne yazık ki ölümü benim elimden değil, sizin elinizden olacak. Kıskanmamak elde değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.